Günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. Yeni güne merhabaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine haftanın perşembesinden, sağlıktan, güzellikten, diyete kadar, beslenmeye kadar yine her şeyi konuşacağınız ve bulacağınız bir program sizleri bekliyor. Her zaman olduğu gibi biz hazırlığımızı yaptık sabahın erken saatlerinde. Ve efendim, bugün cilt bakımını ve güzelliği konuşacağız. Sizin de gördüğünüz üzere bu masamız çok zengin içerikle dolu. Çünkü bize Gülşen Genç Hanımefendi bugün neler yapacak neler hemen bahsetmek istiyorum. Evde BB güneş kremi yapabilirsiniz ve dışarıya çıktığınızda bu aylardan itibaren kullanmaya başlayabilirsiniz. Onun dışında kırışıklık kremi yapacak, kırışıklık maskesi yapacak. Eğer şimdiden varsa, başlamışsa kırışmaya başlayan yerler yüzlerinizde, işte onların önlemini de şimdiden alabilirsiniz diyoruz. Ve sivilceden muzdarip olan yüzler de ekran başına diyorum. Çünkü onlar için de harika bir sivilce maskesi gelecek. Ve tabii ki muhtelif işler masamız Merve Bilge Atalay'la beslenmeyi olmazsa olmaz dediğimiz için perşembe günü ise sağlıklı ve kalıcı kilo vermenin yöntemlerini konuşacağız. Yine Merve bize dolu dolu bir masayla geldi. Acaba neler yapacak neler? İşte bunları sizler birazdan öğreneceksiniz. Instagram ve Facebook hesabımızdan elbette bugünle alakalı sorularınızı iletebilirsiniz. Sorunlarınızı paylaşabilirsiniz diyoruz efendim. TRT Yeni Güne merhabadayız. Instagram hesabımız, Facebook hesabımız dedik. Takipte kalın, geliyoruz, ayrılmayın. Ve efendim ben hiç oturmadan yerime bu kadar hazırlıklar yapılmışken sözü konuklarıma vereceğim ama öncelikle Merveciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gülşen Hanım'a da bir merhaba diyelim. O da hazırlığını yaptı ve masası evet. Şahane görünüyor. Çok nasılsınız Gülşen Hanımcığım? Teşekkür ederim. Sizlerle daha iyi oldum. Biz sizle daha iyi olacağız bugün. İnşallah. Merakla bekliyorum yapacağınız şeyleri diyoruz. Ve beslenme, sağlık, güzellik, cilt bakımı ne ararsanız var bugün dedim ve Merveciğim konumuz çok güzel. Evet. Kalıcı ve sağlıklı kilo verme yöntemi. Aslında ters çevirirsem bu cümleyi sağlıklı ve kilo vermiş bir şekilde nasıl hayatımızı sürdürebiliriz? Hepsinden konuşacağız. Yani hem kilo vermeyi sağlıklı ve kalıcı şekilde kilo vermeyi konuşacağız. Ya da işte kilonuzu verdiniz ama bu kalamıyorsunuz. Neden kalamıyorsunuz? Bunları konuşacağız. Bel bölgesi çevresi yağlanmalarını konuşacağız. Neden bu yağlanmalar olur? Nasıl önlemini alabiliriz? Bunları konuşacağız. Dop dolu yine kilo vermeyle alakalı. Emziren anneler yazıyor. Demin yorum atmışlar. Bize de detoks suyu, bize de lütfen unutmayın diye. Emziren annelerle alakalı da konuşalım bugün. Hı-hı. Detoks sularından vesaire. Güzel dop dolu bir içerik yapacağız. Onun haricinde hı-hı, çok güzel, çok pratik muzlu bir tarifimiz var. Muz tatlısı. Muz tatlısı hem pratik hem her zaman yapılabilir. Herkesin evinde bulunan rahatlıkla böyle tatlı krizi geldi çattı. Ne yapalım Merve Hanım diyen çok. Çok fazla öyle soru da geliyor. Onlara çok güzel bir cevap olacak. Akşam yemeğinde kinoa salatası yapacağız. Kinoa pek bilinmeyen bir şey. Faydalarından bahsedeceğiz. Onun haricinde kimler kullanabilir? Bunları konuşacağız. Çünkü ortalıkta gerçekten ciddi bir karma karışıklık durumu var. Onun haricinde bir de gaz giderici çayımız var. Önemli. O da çok önemli. Gaz giderici çayımız için beklesinler lütfen. Özellikle emziren anneler bizi beklesinler. Akşamları uyumadan önce içerlerse bebeğe de faydası olacak. Aynı zamanda irritable bağırsak sendromu dediğimiz ciddi evet, gaz problemi yapan bağırsaklarımız varsa, midemizde sürekli şişlikler yanmalar varsa, işte dönemsel de olabilir. Evet. Hani strese bağlı şişlikler. Olabilir. Kesinlikle şimdi bu bahar geçişlerinde biliyorsun reflü, gastrit azar, evet, sıkıntı yaratır. O yüzden öyle dönemlerde de biraz daha rahatlatacak bir çay tarifimiz var. Bizim masa dop dolu. Gülşen Hanım ki bizimkinden dolu. Vallahi bugün ben bugün o kadar nasıl olacak bilmiyorum ki öyle düşünüyorum. O zaman ben şöyle başlayayım. Aslında ekranların başındaki izleyenler hep perşembeleri soruları hep baktık ki aynı tarzda sorular. Hepsini tek tek ayrı ayrı dönüşler çok zor oluyor ama topladığımız zaman soruların temelinde yatan şeyler bakın sizin bize dönüşlerinizde gelen soruların temelinde bu var. Her acıkma açlık mıdır mesela? Evet. Her acıktığımızda bir şey yememiz mi gerekiyor? O kan şekerinin düşmesi mi? Hı hı. Bunu mesela konuşacağız. Özellikle öğünleri az az sık sık tüketmekten bahseden doktorlar var, diyetisyenler var. Az ve sık yemenin faydalarını konuşacağız. Evet. Hem kilo bakımından hem vücut olarak öyle değil mi? Evet. Onun dışında
Merve'nin de söylediği gibi belki birkaç tane diyetisyenden de duyduğum şey, diyet yapmak aç kalmak değildir. Çünkü diyor ve açıklıyor. İşte bu programda bunu da konuşacağız. O yüzden böyle gelen sütlere baktığınız zaman, gelen sütlere diyorum, günlük süt tüketimi nasıl olmadır sorusunu okurken gelen sütlere dedim. Gelen sorulara baktığımızda temelinde bu var. Şimdi kalıcı ve sağlıklı kilo verme yöntemleri diyelim. Bununla açalım konuyu. Kişi çok güzel bizim 28 günlük diyetimizi uygulayıp harika kilo verenler var. Ben şöyle bir yorumlara, mesajlara çok baktım. Güzel. YouTube'da da inanılmaz izleniyor zaten. 15 binlere kadar çıkmış oradaki izlenimler. Çünkü genelde kanaldan konulan şeyler çok izlenmiyor YouTube'da. Genelde böyle kişisel profiller daha çok takip ediliyor. Ama bizim burada o koyduğumuz program gerçekten çok izlenmiş. Demek ki yapılıyor. Hani izleniyorsa yapılıyordur da. Hani 15 binin en azından bir kısmı yapıyordur bunu. Geri dönüşleri de çok güzel alıyorum. Mesela mail olarak alıyorum ya da yorum olarak aşağı yazıyorlar. En az bir 4-5 kilo verdim diyenler var. Merve Hanım, yetiştiremedik, Şubat'ta, Mart'ta başladık, Mart'ın sonunda cevap yazacağız size diyenler var. Güzel bir dönüş oldu. Onu da dönüp izleyebilirler. Çok hani faydalı, gerçekten içime sinen bir 4 hafta verdik burada. İşte o 4 haftanın kalıcı ve sağlıklı devam etmesi için önemliydi. Şimdi kalıcı kilo vermemiz için işte 4 hafta diye nitelendirmememiz lazım başlangıçta. Yani siz yarın diyete başlıyorum mantığıyla başlamayacaksınız. Ve bu öğünden itibaren başlayacaksınız. Yapılan en büyük hata bu. Yarın başlanırsa sonraki günde bitiyor. Çünkü hayatımızda yeni bir dönem açılmayacak. Yarın yeni çok değişik, devasa şeyler olmayacak. Biz hep bugün dünya kadar, işte bugün bunların hepsini üst üste yiyeyim. Ben yarına zaten acıkmam. Acıkmayacağım için de diyetimi mükemmel yaparım. Kendimizi kandırıyoruz. Hiçbir zaman yarına ertelediğimiz işleri tam yapabildik mi bugüne kadar? Yapamadık. Ancak bugünden başlarsak tam yapabiliriz. O yüzden diyeti de yarına ertelemiyoruz. Yani gerçekten hayatımızda olabilecek şeyleri bugünden itibaren hayatımıza koyuyoruz. Yani şu dakikadan itibaren koyuyorlar. Hakikaten yapamayacakları şeyleri de yapmasınlar. Örneğin şeker orucu gibi. Şeker orucu tamam, yapıldığında gerçekten nefsi terbiye edip köreltiyor ve 63 gün sürüyor. 21 gün, 21 gün, 21 gün gibi. Güzel bir süreç. Aslında ilk duyduğunda da çok hoşuna gidiyor yani. 63 gün vücudumdan şekeri temizleyeceğim ve sonrasında rahat edeceğim. Ama sonrasına baktığımız zaman bazı kişilerde yeme bozukluklarına sebep olabiliyor. Çünkü 63 gün ciddi böyle aş erercesine canın çekiyor ama sen bir lokma dahi alamıyorsun. Ciddi bir nefis terbiyesi. Yani oruçta bile düşün, 12 saat bu durum hani. Evet. 18 saat son zamanlarda. Bir hafta bir ay yapmanın anlamı yok. Çok zor. Yani hani yapılabilir. Ama kişisel özellikler baz almalı. Evet. Yani kişide bir yeme bozukluğu eğilimi varsa yapılmamalı. Burada çok dikkat etmeli. Kişide hani kendini bilmesi belki. Kendini bilmesi lazım. Yani bilmesi, herkese bilmesi uygulanacak bir şey değil. Evet. Tıkınırcasına yeme sendromlu bir kişinin böyle bir diyete başlaması yanlış. Hı-hı. Böyle kişiler ne yapacak? Dediğim gibi azalta gidecek. Yani her gün çikolata yiyor olabilir ya da her gün, her sabah ben poğaça yiyorum. Ya bu benim vazgeçilmezim, yemediğimde de mutsuz oluyorum diyenler var. Evet. O zaman sanırım rejiden bazıları barıştır kesin o. Bazılarına gitti bu. Evet. Eğer böyle bir durumunuz varsa bir anda kesip atamazsınız. Hı-hı. Fakat bunu kalıcı hale nasıl getirirsiniz? İşte ben cumaları poğaça yiyorum. Oradaki o zevkimi alıyorum ama diğer günlerde de işte yumurta, peynir yemekten hoşlanıyorum. Yani severek yapmaya geçeceğiz. Zorunlu bir şey yaptığınızda bunu 3 gün sonra, en kötü 2 ay sonra bırakırsınız. Hani bu zayıflama böyle shake'leri var, böyle karışımları var. Böyle 3 ay 5 ay içiyorlar. Böyle ciddi böyle şu kadardan böyle oluyorlar. İncecik oluyorlar. Sonra diyorsun ki of ya ne zayıflamış. Sonra 2 ay sonrasında, bir 2 ay sonra bakıyorsun. O halinin iki katına çıkıyor. İşte. Buradaki sıkıntı ne sence? Bence oradaki o kararlılık, hani devam ettiremeyeceğini biliyor. Yaptığı diyeti devam ettiremeyecek, sürdüremeyecek ve araya bir kesinti giriyor. Ya vücut çok fazla o mahrum kaldığı şeylerden kaldı ve birden onu fazlasıyla, vücudunun ihtiyacı olandan fazlasını yüklediği için kiloya dönüşüyor. Doğru Aynen mu anladım? Aynen öyle. O tarzda içecekleri, sabah öğle akşam o içecekleri içiyorsun ve diğer her şey yasak sana. Evet. Tamamen yasaklı ve yiyemiyorsun. Sürekli gözün kalıyor. 3 ay sonra
diyetim bitti diyorsun. Yani biten bir şey yok aslında. Gerçekten diyetteysen bitmemesi lazım. Bitti diyorsun ve sınırsızca yemeye başlıyorsun. Çünkü yeme porsiyonlarını bilmiyorsun. Hı hı. Doğru bir diyet yaptığında benim hafta sonu danışanlarıma hamburgerini veriyorum, pizzasını veriyorum, lahmacunlu dönerini, her şeyi yiyorlar gerçekten. Yani direnç kilosunda değilse bir iki danışanım izliyordur, bize vermiyorsun diye. Onlar direnç kilosunda, o ayrı bir şey. Ama genel olarak bir zayıflama döneminde porsiyonları küçültüp her şeyden yediriyoruz. Böyle işte kısıtlı diyetler yaptıklarında en büyük hata ve sıkıntı porsiyonları bilmedikleri için, yani tamamen muzu çıkartıyor hayatından, işte tamamen şeyi çıkartıyor, kuru meyveleri bile tamamen çıkartıyor hayatından, porsiyonu bilmiyor. Evet. Ondan sonra da ne oluyor? 10 tane yiyor, 2 kilo alıyor. İşte aslında söylediğin şey o kadar güzel ki, mutedili olmak, yani az ve sık yemek, her şeyden tatmak, her şeyi bünyemize almak ama ne kadar aldığımız çok önemli. Belki biz dozu ayarlayamadığımız için içinde kilo problemleri, o kalıcı olmamasının sebebi bu, dozu biz ayarlayamamak. Normal olan yeme davranışını anormalleştirdik yıllar içinde. Eskiden böyle bir problem yoktu, evet, değil mi? Yani bundan 80'lerden öncesinde doğru dürüst, yani çok aşırı kilo problemi Türkiye için yok. Niye? Çünkü çok fazla yiyeceklere ulaşabilirlik de az. İşte şeker çok yok hayatımızda. Yani o şeker kuyruklarıdır, o un kuyrukları, o beyaz un. Beyaz un çok yok, şeker yok. Bunlar bizi mahveden şeyler zaten. Çünkü şu an her elimizi attığımızda kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir şeker kaynağı. Ben ne düşünüyorum de biliyor musun Merve'cim? Hani az önce dedin ya, eskiden böyle şeyler yoktu. Evet. Şimdi neden bir kilo problemi var? Neden 13-14 yaşındaki bir çocuğa diyet veriyoruz? Evet. Ya da doktorlar neden müdahale edilmesi gerekiyor diyor. Bizim çocukluğumuzda ciddi bir enerji, efor sarf ediyorduk. Sokak oyunları vardı dışarıda. Oynamadığımız vardı, oyun yoktu. Gecenin 10'unda 11'inde eve gelen bir çocuktum ben. Sürekli bir hareket halindeydik. Birincisi hareket hayatımızdan çıktı. Asansörler, arabalar artık. Şimdi mecburiyetten evet, hareket var. Mesela spor koyuyoruz. Egzersizi ayarlamaya çalışıyoruz. Eskiden öyle bir durum yoktu. Oturacak vakit yoktu. Zaten hayat hani tarzıyla alakalı. Kesinlikle. Özellikle köy yaşamı çok fazlaydı. Evet. Kent yaşamı da bizi bunu, hani bu metropol hayatı da bizi çok zorluyor. Köyden bir tane danışanım var mesela, eskiden izliyor da beni. Diyor tarlada rahat bir yerde yaşıyordum. Hani son birkaç yıldır Ankara'ya geldim. Çok iyiydi. Buraya geldiğimden beri kilo aldım diyor. İşte çok iyiydi. Çünkü orada o kadar çok hareket ediyordum ki, işte oraya yürüyerek buraya yürüyerek işlerini yapıyordu dışarıda, ama burada yok yani. Burada nereye çıkabilirim ki diyor, haklı. Ne kadar gidebilir ki? Evet. O yüzden gerçekten bu hayat bizi çok kısıtlıyor, fakat bu hayattan kurtuluşumuz yok şu anda. Yok. Bir de başka bir şey daha var. Hareketlerimizin kısıtlanması, artık iyice modernleşme ve teknolojinin hızla yayılması, yükselmesinden dolayı. Bir de çocukluğumda hatırlamadığım, bilmiyorum aramızda yaş farkından dolayı, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda ben şeyi hatırlamıyorum. Envai çeşit tatlı var ya. Hayır, yani işte çok bir fazla çeşit bir şey, kek var. Evet, Alman vardır, pastası vardı mesela, favori olan bir. Evet. O yeni çıkmıştı, Alman pastası işte kremalı falan, evet, kalorisi yüksek bir, o vardı. Başka şimdi giriyorsunuz pastanelere ya da işte o fırınlara, öyle çeşit tatlılar var ki. Dolayısıyla çeşit arttıkça tüketim de artıyor. Tüketim arttıkça şeker, dolayısıyla bunların kesinlikle mayası şeker. Dolayısıyla vücudumuza da şeker yüklemiş oluyoruz. Kesinlikle pastaneler öyle. Zaten hani herhangi bir markete gir, karnın doyuruyor gibi hissettiren onlarca paketli ürün var. Çocuklar hiç bilmiyorlarmış. Ben YouTube'da bir videomda anlatınca bir sürü kişi çok şaşırdı. Ne diyorlar biliyor musun? Bir tane bisküvi paketi 550 kalori ve bunu kimse bilmiyor. 550 kalorilik bir bisküvi gerçekten oldukça sakıncalı ve bunu gençlerimiz sadece yolda yürürken yiyorlar. Öyle düşün. Yani kocaman bir bisküvi paketin var ve sen yolda yürürken bunu yiyorsun. Ara öğün olarak 550 kaloriyi ara öğünde alıyorsun. Bir öğünde zaten biz kebap yediğimizde 600-700 kalori anca alıyoruz. Evet. O bisküviyi biz zaten atıştırmalık olarak yiyoruz. O yüzden gençler için en büyük tavsiyem, şu anda sınava girecekler de bizden büyük tavsiyeler bekliyorlar. Masalarında bisküvi, çikolata, bu tarzda şeyler kesinlikle bulundurmuyorlar lütfen. Masanızda
Kuru meyveler bulundurun ama bunun da miktarı belli olsun. Yeşil çayınız olsun her akşam bir bardak. Yani dönemlik diyet yapmayın lütfen. Annelere de sesleniyorum burada. Çocuklarınız sınava hazırlanıyor diye her gün evde kek, poğaça, börek pişirmeyin. Çünkü siz onlara aslında iyilik yapmıyorsunuz. Vücutlarına sürekli şeker yüklüyorsunuz. Bu çocuklar da sınavın sonunda sınavda belki başarılı oluyorlar ama 15 kilo da alıyorlar. Ki başarılarının sebebi de o kekle börek değil, bundan emin olabilirsiniz. Kendi çalışmaları. Ha, otururken boş boş otursunlar mı Merve Hanım derseniz, hayır boş boş oturmasınlar. Zaten okuldan geliyorlar. Normal standart yemeklerini yesinler, evde pişen gençler zaten yakıyorlar. Enerjileri oldukça yüksek. Ama sonrasında İki ara öğün yapmaları yeterli. Bir tanesi kuru meyveli, işte kuru yemişli. Bir tanesi de normal meyveli olmak üzere. Yanında da yeşil çay tüketmeleri yeterli. Yani dediğim gibi böyle üst üste yemekten kaynaklı biz kilo alıyoruz ve kilo verememe temel nedenimiz de yeterli kaloriyi tutturamıyoruz. Bir kişi kilo veremiyorum diyorsa önce tiroidlerine baktıracak, kan tahlillerine baktıracak, endokrin uzmanına muayene olacak, gerekli ilaçlarını kullanacak, vitamin mineral takviyelerini alacak. Onun haricinde de bir uzmandan yardım alabilir. Benim kitabımda birkaç hafta, 4 hafta var, oradan yapabilir. Bizim o geçen haftaki listelerimizi yapabilir ama o listelerle dahi kilo veremiyorum diyorsa ciddi bir problem vardır. Lütfen bir uzmandan yardım alsın. Evet. Normalde aslında herhangi bir organik problem yoksa bu söylenenlerle gayet bir yoluna rayına rahatlıkla girebilirsin. Rahatlıkla, aynen öyle. Şimdi bir de şeyi konuşalım. Sağlığımızı nasıl etkiler? Kalıcı kilo verme, metabolizma hızımızı nasıl etkiler? Yani sabitlediğimizde bizi hem hareket anlamında hem metabolizma anlamında, iç organlarımız anlamında, iç temizlik anlamında nasıl etkiliyor Merve? Kilo vermek. Evet. Kilo vermek zaten başlı başına bir temizlik. Hı. Ya artık bizim vücudumuzda bir hormon gibi baskı yapıyor. Özellikle de polikistik over gibi sendromlarınız varsa bütün hormonlarınızı ciddi şekilde, kadınsal hormonlarınızı etkiliyor. Ve siz kilo aldıkça adet düzeniniz bile tamamen bozuluyor. Hatta adetten kesilmeler oluyor. Bunun haricinde bütün uyku apnesi dediğimiz bir rahatsızlık var. Gece insanlar ölüyormuş gibi uyanıyorlar. Bunun bütün nedeni yağlı olmamız, obez olmamız. Bunu gidermek için de sadece kilo vermemiz gerekiyor. Aslında bu kadar basit. Karaciğer yağlanmaları, böbrek fonksiyon bozuklukları, ürik asit yükselmesine bağlı gut, kalp damar rahatsızlıkları, hipertansiyon, yani bütün metabolik hastalıkların hepsi kiloyla bağlantılıdır. Yaklaşık 5-6 kilo verilince bütün fonksiyonlar rahatlamaya başlar. Vücut kendine gelir. Yağlı bir vücut hiçbir zaman iyi değildir. Ama şunu unutmayalım. Çok zayıf bir vücut da hiçbir zaman iyi değildir. Yapılan bir araştırmada çok zayıflık mı, hafif kiloluluk mu, ikisi baz alınmış ve hafif kiloluluğun daha iyi olduğu, evet, gösterilmiş. Yani çok zayıflık da çok iyi bir şey değil. Lütfen burada dikkat edelim. Biz her zaman normal aralıktan bahsediyoruz. Neydi beden kitle indeksimiz? Her hafta tekrarlıyoruz. 18,5 ile 25 arası. Bu ne olur? Kişisel özelliklere göre 27 de olabilir. 28, evet, de olabilir. O kadar problem değil. Ağırlığı ya da kemik, aynen, yapısına göre değişebilir. Şeyle de olabiliyor. Mesela bazen bazı kadınlar geliyor, diyor ki ya ben zaten 75 kilo ile evlendim. Hı. Hani ben bu kiloya alışkınım. Şu an 95 kilo oldum. Ben 65 kilo olmak istemiyorum. Orada mutlu değilim ve sağlıklı değilim. 75 kiloda yeterince sağlıklıyım. Örneğin boyu 1.65, 67. Onları ne yapıyor? Zaten 75 kilo ile evlenmiş. Ya yıllar geçmiş, şu an 50 yaşında. Geri onu sen tutup da 50 kiloya indirmen mantıksız, evet, da olur zaten. Aynen. Gerçekten vücut fonksiyonlarında sıkıntı olur. Peki genelde kalıcı kilo vermede sorun yaşanılan bölgeler malum. Mun. Evet. Bayanların hep sıkıntı yaşadığı karın ve bel bölgesinin incelmemesi. Ben kilo veriyorum ama bir türlü o can simidim gitmiyor diyenler, evet, var. Şimdi burada ne yapılmalı? Bu özellikle hani bölgesel zayıflama merkezlerine gidenler var. Evet. Onlar için de sağlıklı bir yönlendirme yapmak adına sen neler söylersin? Öncelikle su içmeden zayıflanmaz. Su içmeden zayıflarsanız vücudunuzda toksinler birikir, yüzünüz yaşlanır. Ondan sonra çok uğraşırsınız güzellik merkezlerinde ve düzeltemezsiniz de o yüzü. Çünkü şöyle düşün, yağlar yanıyor ve vücutta bir oksidasyon başlıyor.
bir tepki oluşuyor aslında vücutta. Bizim için kilo vermek için ama vücutta yağ yanması. Bayağı bir toksik öge ortaya çıkıyor. Ve bizim bu toksik ögeleri vücudumuzdan atmamız lazım. Neyle atacağız bunu? Suyla atacağız. İşte idrarımızla atacağız, suyla atacağız ve temizleyeceğiz vücudumuzu. Doğal ve sağlıklı, kaliteli kilo vermek için su içmeyi ihmal etmiyoruz. Bu birinci basamağımız. Detoks sularımız bugün yok. Gözüm çarpmadı çünkü çok fazla detoks suyu yaptık. Evet. Şu an çok fazla meyvemiz yok Mart ayında olduğumuz için. İnşallah Nisan'da detoks geçişlerine yaşanılan sıkıntılar. Evet. İnşallah çileklerle beraber geri döneceğiz detoks sularımıza. Evet, detoks sularımızda şu zencefilli olan ve greyfurtlu, bir de ananas olan 3 tane, elmalı tarçınlı da çok iyi. 4 tane bölgesel detoks suyu. Aynen. Bunlar kan şekerinizi dengeleyecek ve ciddi şekilde zencefilli olan birçok danışanımda da gördüğüm bel bölgesi çevresinde tabii ki diyetle beraber bir incelmeye sağlıyor. O yüzden o zencefilli detoks suyundan hani sıkılmayıp bir 3 hafta kadar içmeleri lazım. 3-4 hafta kadar içmeleri lazım. O suyu alkali hale getirmiş oluyoruz. Kaliteli bir su haline getirmiş oluyoruz. Bölgesel olarak bize fayda sağlayacaktır. Onun haricinde bölgesel olarak bizim bu bel bölgesi çevremizde ne birikir? Yani niye biz hep buradan kilo alıyoruz dediğimizde bu paketli gıdaların işlevi çok büyük bu çevrede kilo almak için. Çünkü bu bel bölgesi çevremiz gerçekten kullanılabilir bir alan değil. Mesela düşün, bacaklarını kullanıyorsun, kollarını sürekli hareket halinde ama burası oynamıyor. Evet. Hiçbir şekilde oynamıyor. O yüzden burayı yakmak için bazı hareketler de var tabii ki. Belki o hani çember çevirmenin. Aynen, çember çevirme etkili iki yana eğilme hareketi var. Kitabımda da var. Oradan o resmini gösterebilirim. Aynen, böyle. Bu var. Onun haricinde tek bir tarafa eğilme ve diğer tarafa eğilme. Bunların her birinden 100'er-200'er tane yapsınlar. Mekik hareketleri, yer hareketleri. Yani ben bölgesel şekilde zayıflamak istiyorsam. Kesinlikle egzersiz. Kesinlikle. En başta 25-30 dakika yürüyüşümü yapmalıyım. Peşinden mutlaka yer hareketleri yapmak zorundayım. Mümkün değil, evet. Yani diğer türlü. Onun haricinde de bölgesel zayıflama için hani güzel böyle armutlarımız, elmalarımız da vardı. Vücut tiplerimiz. Orada da konuşmuştuk. Bazı kişilerde ciddi bölgelerde ciddi bir yağlanma var. Yani yediğin içtiğinden olmuyor bazen. Genetik oluyor. %80'i genetik çünkü. Böyle kişilerde sporu diğer insanlara göre 2 kat yapacaklar. Beslenmelerine özellikle akşam 6'dan sonra çok dikkat edecekler. Akşam 6'dan sonra hipoglisemi problemimiz yoksa ya da herhangi bir şeker problemimiz yoksa şeker ve şeker benzeri hiçbir gıda akşam 6'dan sonra almayacaklar. Bu direkt bel bölgesi çevresinde birikiyor. Meyve dahil. Eğer böyle bir problem varsa son ara öğünde meyve yemeyebilirler. Daha iyi olur. Peki Merve, hep bahsediyoruz bölgesel zayıflamadır. İşte alacağımız kiloların, aldığımız kilolar için yapacağımız egzersizler de farklı. İşte yiyeceğimiz öğünler de farklı. Aynı zamanda detokslarını tabii ki tavsiye ediyorsun. Onun dışında hep söyleniyor ya, yani işte her acıkma. O acıkmayı önleyici şu an yapacaksın belki. Hangisinden başlayacaksın bilmiyorum ama. Buzdan başlayalım. Buzdan başlayacaksın. Mesela her acıkma hissiyatı, hafif böyle bir o midenin kımıl kımıl olması beni direkt mesela bir tatlıya, bir şekere götürüyor. Hayır, bir çikolataya. Kalsın öyle vücut. Kalsın. Evet. Bayılayım mı Merve? Ama senin hipoglisemin var. Seninki kalmasın. Hayır, kalsın öyle diyor. Kalamıyor. Elim hemen titriyor. İşte şimdi her o acıkmanın ufak belirtisinde biz ne yapacağız? Su içeceğiz. Güzel, onu yapıyorum. O da bir şey bulamadığım için yoksa yapmam. Peki başka? Acıkma, yani sık acıkma diyorum. Şöyle her acıkma belirtisi gerçekten acıkma mı? Öğün yememizi mi söylüyor bize vücut? Şöyle düşün, biz normalde aslında günlük 2-2,5 litre en az su içmemiz gerekiyor. Ama biz bu eylemi de bozmuşuz ne yazık ki. Çünkü asitli içecekler içmişiz, su içmeyi ertelemişiz ya birazdan içerim işte şimdi lavaboya girmeyeyim. İşte şimdi bir işim var uğraşamayacağım o yüzden şey yapmayayım lavaboya girmeyeyim ben bir su içmeyeyim diye su içme alışkanlığını bozuyoruz. Sonradan vücuda su içme alışkanlığını unutturuyoruz. Sonra vücut su sinyali gönderiyor su iç diye ama biz bu alışkanlığı bozduğumuz için ah çok acıktım diyoruz ve gidiyoruz bir şeyler yiyoruz. O yüzden mutlaka kendinizi ilk aç hissettiğiniz an büyük bir bardak 300 mililitre kadar suyunuzu için. İlk başta yapmanız gereken bu. Şöyle bir 5-10 dakika kadar bekleyin. Baktınız hakikaten bir açlık var. Ve siz kahvaltınızı yapmışsınız. Bir değerlendirin kahvaltıda ne yediniz acaba?
Şöyle bir kendinize bir değerlendirin. Ne yenildiyse çabucuk acıkın. Niye bu kadar çabuk acıktınız? Yani kahvaltıda ne yaptınız da bu kadar çok acıktınız diye bir deneyin bakalım kendinize. Muhtemelen beyaz, böyle beyaz unlu börek yemişsinizdir, poğaça yemişsinizdir. Ya da sadece bir kahve içmiş olabilirsiniz. Evet. Hakikaten vücuda benzin hiç koymaz. Ama mesela bir haşlanmış yumurta yediyse bunu yaşamaz. Yaşamaz, aynen, zinde olur, dolu. Bayağı iyi hisseder kendini. Evet. O yüzden bir kahvaltıya bakın. Sonrasında böyle bir süt içebiliriz, kefir içebiliriz, ayran içebiliriz. Yanında küçük bir meyve ya da kuru yemiş. O anda elimizin altında ne varsa küçük bir ara öğün yapabiliriz. O açlığımızı biraz bastırmak adına. Çünkü oradaki açlığa hiçbir şey vermeden devam edersek bu sefer de şöyle bir şey oluyor. Öğlen yemeğinde doymuyoruz. Çok yani fazla. Öğlen yemeğine bir porsiyon yiyeceğimize bir buçuk, iki, evet, iki buçuk porsiyon yiyenler oluyor. O yüzden ara öğün önemli. Hani demin o soruyu da sordun. Evet. Onu da cevaplayalım. Az az sık sık yeme olayı. Yani aşırı sık yeme taraftarı değilim. Vücudun o acıkma sinyalini göndermesi lazım. Eğer vücut mesela ben kahvaltı verdim danışanıma, ara öğün verdim, öğle yemeği verdim. Ama kahvaltıyı yaptı ve o ara öğünde acıkmadı. Ya vücut diyor ki gönderme. O zaman almasın o ara öğünü. Ben verdim ama kalsın. Yani yemek zorunda değil. Yani vücut aslında bize diyor ki uyarı veriyor. Uyarı veriyor. Ye, yeme diyor aslında ama biz dinlemiyoruz. Yani mesela bir akşam yemeğinin başına geçince de doyuyoruz, gözümüz kalıyor. Hani diyoruz ki yani aslında doyduk. Ben aslında bunu yesem yerim de yemiyorum. Dediğimiz bu işte aslında. Evet, yani doyuyoruz aslında. Bayağı midemiz doymuş oluyor ama diyoruz ki yok ya ben yemek istiyorum ama ya bu çok güzel olmuş bu pilavın tadı. O yüzden benim bunu bitirmem lazım. Doğru. Tencereyi de getir. Evet. Yani doyduğun halde üstüne bir tabak daha yiyorsun. İşte böyle yaparsan mutlaka kilo alırsın. Nasıl kilo alınır? Böyle yapılırsa kilo. Böyle yapanlar kilo alırmış Ahmet Bey, duyuyor musunuz? O zaman ne yapacağız? Bence şu yol var. Bir porsiyon, yani akşam yemeğinde ben çok güzel bir pilav bile yapsa eşiniz, değil mi Ahmet Bey? Gözde'ye de selam olsun buradan. Küçücük, yani 2-3 yemek kaşığı kadar koyacaksın. Bu benim akşam yemeğim. Bir, çok güzel olsa da yarın devam edeceğim. Allah ömür verdiyse işte, değil mi? Aynen öyle. Biraz yasak olmadığı için. Evet. Yani yarın devam edebileceksin. Ama ne giriyor biliyor musun orada devreye? Ben bunu bugün yiyeyim de yarın hiçbir şey yemem. İşte. Direkt bu giriyor devreye. Ben bunu bugün yiyeyim de yarın zaten ben aç dururum. Çok güzel diyet yaparım. Çünkü insan tokken her şeyi yapar. Diyet yapar, işte hiçbir şey yemez, 15 gün aç durur. Ama acıkmaya başladığı anda buzdolabının yanına gider. Ve şu bir gerçek efendim, acıkmaya başladığı zaman insanın ilkel beyni devreye girer. İlkel beyin nedir? Haz ve hız çağında. Hazların peşinden koşan bir beyin. Dolayısıyla açlık anında da devreye giren bir beyindir. Merveciğim, sana döneceğiz. Özellikle muz tatlısını merak ediyorum. Bunu yapacağız. Ama ve lakin bu kadar güzel ve sağlıklı sağlıktan bahsederken olmazsa olmaz bizim cilt bakımlarımız var. Gülşen Hanım'ın yanına geçeyim istiyorum hemen. Ve diyorum ki Gülşen Hanım bize neler yapacak bugün? Bende listesi var. Bayıldım bunları okurken. Biz neyden başlayacağız? Öncelikle onu söyleyeyim. Öncelikle BB kremi. Hani bahar aylarında en çok bizi yakan ve bizim cildimize hasar veren güneş, bahar aylarında güneştir. Eğik gelir ve cildimize çok fazla leke bırakarak gider. Biz pek çok aile olarak, şey olarak güneş koruyucuyu ihmal ediyoruz. Bunu doğal yollarla ve çok çabuk ulaşabileceğimiz çok da ucuz bir BB krem. Yani güneş faktörlü bir BB krem yapacağız. Evet. Ve bu da hani pahalı değil. Çok cüzi bir miktarda çözeceğiz inşallah. Hem cildimizi besleyecek olan bir BB krem, hem nemlendirecek olan bir BB krem, yağlı ciltlerin bile kullanabileceği, sivilceleri kurutacak olan içerikte bir BB krem yapacağız. Şimdi sorular şöyle gelebilir. BB krem ya da İngilizcesiyle BB krem nedir? Bunun açılımı nedir diye sorduklarını, biz bunun güneş koruyucu, Renkli güneş koruyucu. O renk de ten rengi oluyor efendim. Kullanıyorum, evet. Ben sağ olsun Gülşen Hanımcığım tavsiye etti. Çok güzel. Biz onu evde yapmış olacağız. Evet. Burada hani ultraviyole A ve B ışınları var. Biz ultraviyole B ışınlarına karşı hani içerik olarak çinko oksit içerikli bir krem kullanacağım. Hı hı. Ve ultraviyole ışınları SPF'si 25-30'a kadar çıkıyor çinko oksitle.
Bunun yanında renkli olması neden? Cildimizi homojenize bir renk sağladığımız zaman güneş koyu renk yeri daha çok gelip daha fazla karartma yapamayacak. Yani lekeli yer daha fazla lekelenmeyecek. Mesela çilli bir insan cildini homojen bir hale getirdiği zaman çilleri daha belirgin olmayacak. Yazın çillerimiz daha belirgin olur. Çünkü koyu renge karşı güneş daha çok soğurulduğu için daha çok renk gelir. Böylelikle cildimizi renk tonuna eşitleyerek BB kremle çift etkili güneş koruyucu yapmış oluyoruz. Bu şekilde. BB kremi. Evet Gülşen Hanımcığım. Bitmiş hemen hali bu. Ben şimdi devam edeceğiz ama küçük bir aramız var. Neden? Efendim sizlere hizmet veren, emek veren, dinimizi daha iyi öğrenebilmemiz adına çalışanlar, çalışmalar yürüten din adamların bugün İstanbul'da din gönüllüleri buluşması kapsamında bir toplantısı var. Ve bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez görev yapan tüm din görevlileriyle bir araya geldi ve şu an bu konuda bir konuşma gerçekleştiriyor. Biz de şimdi kendisini bir dinleyelim, tekrar programımıza devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizleri İslam nimetiyle şereflendiren, bizleri din-i mübini İslam'a hizmette istihdam eden, bizi ilim ve hikmetle donatan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İnsanlığın yolunu aydınlatan bütün peygamberlere, bütün rehberlere, Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti İbrahim'den Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya kadar bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Aziz İstanbul'umuzun dini hayatına, manevi hayatına hizmet eden, hayatını dini mübini İslam'a hizmete adayan aziz kardeşlerim, çok muhterem İstanbul İl Müftümüz, ilçe müftülerimiz, vaizlerimiz, imam hatiplerimiz, Kur'an muallimlerimiz, öncelikle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti, afiyeti, atifeti üzerinize olsun. Feth-i Mübin'in sahibine Ni'mel Emir müjdesine nail olmuş bize İstanbul'u hediye eden Büyük Sultan'a, Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerine selam olsun. Bu salondan rahmet gönderiyoruz. Yine sözlerimin başında Feth-i Mübin'den bugüne kadar, Mulla Gurani'den Ömer Nasuhi Bilmen'e kadar, Molla Fenari'den Bekir Haki Efendilere kadar, Gönenli Mehmet Efendilere, Abdurrahman Gürses hocalarımıza kadar, Feth-i Mübin'den bugüne kadar aziz İstanbul'un dini hayatına, manevi hayatına, ilmi hayatına hizmet etmiş bütün büyüklerimize Cenab-ı Hak'tan sonsuz rahmetler diliyorum. Berhayat olanlara, sizlere sıhhat afiyet içerisinde din-i mübini İslam'a daha nice büyük hizmetler yapmanızı, yapmamızı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sözlerimin başında açıkça şunu ifade etmek isterim ki,
şehirlerin ruhu vardır. Ama aziz İstanbul'un çok daha aziz bir ruhu vardır. Ama bu salon, bu salonda bulunan topluluk, aziz İstanbul'un o aziz ruhunu temsil ediyorlar. Aziz İstanbul'un büyük bir kalbi vardır. Aziz İstanbul'un kalbini temsil eden sizlere en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Mihrabın abidlerine selam olsun. Minberin alimlerine selam olsun. Kürsünün nasihlerine, emin nasihlerine selam olsun. Kitabın muallimlerine selam olsun. Sünnetin müderrislerine selam olsun. Dini mübini İslam'ın mübellilerine, mürşitlerine, davetçilerine selam olsun. Çok kıymetli kardeşlerim, yine sözlerimin başında bir görev taksimi, son bir görev taksimi gereği 6 yıldır Ankara'da birlikte çalıştığımız çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamız İstanbul Müftüsü olarak göreve başladılar. Sizlerin öncüsü olarak bu ulvi vazifede Cenab-ı Hakk'ın kendisini sizlerle birlikte muvaffak kılmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Çok kıymetli kardeşlerim, insanların, kavimlerin, ülkelerin zor zamanları vardır. Milletlerin, ümmetlerin, medeniyetlerin zor zamanları vardır. İşte böyle bir zorluktan, böyle bir zor zamandan geçiyoruz. Alemi İslam'ın tarihte yaşadığı en zor zamanlardan birisini yaşıyoruz. Ancak en büyük zorluk, zorluğun kendisi değil. En büyük zorluk, zorluk bütün zorlukları ortadan kaldıracak kolaylığı kaybetmektir. Kolaylıkları kaybetmektir. Allah Resulü "Ed-dinu yusrun" tarifiyle dinin kolaylık olduğunu ifade buyurmuşlardır. En büyük zorluk, zorluğun kendisi değil, bizi bütün zorluklardan kurtaracak o büyük kolaylığı, o hanif ve semha olan dinin kolaylığını kaybetmektir. فَسَنُوَيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُوَيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Ayetindeki yusrayı, zorluklarımızı alıp kolay kılacak kolaylıkları kaybetmek en büyük zorluğumuzdur. Senetül usur değil, sinin el usur. Zor yıllar geçiriyoruz. Alemi İslam zor yıllar içerisinden geçiyor. Bu zorluklar içerisinde en büyük zorluk cehaletin kendisi değil. En büyük zorluk cehaleti ortadan kaldıracak ilmi, hikmeti, marifeti kaybetmektir. En büyük zorluk cehaletin bütün karanlıklarını ortadan kaldıracak o aydınlığı, ilmin aydınlığını kaybetmektir. Zorluklardan geçiyoruz. En büyük zorluk zulmün ve zulmetin kendisi değil. En büyük zorluk zulmü ortadan kaldıracak adaleti kaybetmektir. En büyük zorluk zulmetleri ortadan kaldıracak ışığı, nuru kaybetmektir. Her zulmetin bir neharı var. Her Leyl'in bir neharı var. Ancak en büyük zorluk bizi o
zulmetlerden kurtaracak o gerçek neharı kaybetmektir. Gerçek nehar, gerçek aydınlık, gerçek nur, gerçek gündüz, din-i mübini İslam'dır. Çok kıymetli kardeşlerim, içinde yaşadığımız zorluklar bizi küresel bir mefsedetin içerisine sokmuş görünüyor. Küresel bir kötülük bütün dünyayı kuşatmış durumda. Aslında dünyayı kuşatan küresel kötülük, o kötülüğü ortadan kaldıracak yegane umudu, yegane marufu kaybettiği için insanlık bugün bu zorlukları yaşıyor. Zahara al-fesadu fil berri vel bahri bima kesebet eydin nas. Sanki ayet bugün nazil olmuş gibi. Fesat, bozgunculuk sadece karada, denizde değil, bütün dünyada, bütün kainatta, bütün kürede yayıldı. Ama hiç kimse fesadı başka yerde aramasın. Bima kesebet eydin nas. İnsanların yapıp ettiklerinden dolayı, insanların kazançlarından, insanların kötülüklerinden dolayı fesat ve mefsedet kainatı kuşatıyor. Kötülük küresel bir fesada dönüşüyor. En büyük kötülük, en büyük mefsedetler tarih boyunca maslahat adı altında yapılmıştır. En büyük savaşlar barış adı altında yapılmıştır. En büyük kötülükler iyilik adı altında yapılmıştır. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ Onlara gelin yeryüzünde, yeryüzünü ifsad etmeyin dediğiniz zaman قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ Biz ıslah ediyoruz derler. اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ İşte bu mefsedeti ortadan kaldıracak muslihlere ihtiyaç var. Bu fesadı ortadan kaldıracak salihlere ihtiyaç var. Aziz kardeşlerim, içinden geçtiğimiz bu zorluklar, içinden geçtiğimiz bu zorluklar içerisinde yaşadığımız, zorluk içinde yaşadığımız en büyük zorluk nedir biliyor musunuz? Küresel kötülüğün coğrafyamızda, Müslüman coğrafyada meydana getirdiği o kötülükler, bilinç altında saklanan bütün hastalıkları ortaya çıkardı. İslam coğrafyasında bilinç altında saklanan cahiliye hastalıkları vardı. Cahiliye hastalıkları İslam'ın nurunu, etkisinin kaybolduğunu görür görmez ortaya çıkarlar. Tıpkı Allah Resulü'nün vefatından hemen sonra ortaya çıktığı gibi. Tarihin çeşitli zamanlarında sürekli ortaya çıktığı gibi. Milletlerin, kavimlerin zihinlerinin arkasında sakladığı hastalıklar var. Bu hastalıklar hastalıklı zamanlarda, fesadın yaygınlaştığı zamanlarda, kötülüğün egemen olduğu zamanlarda nüksederler. O cahiliye hastalıkları ortaya çıkar. Bu cahiliye hastalıklarının başında ırkçılık vardır. Cahiliye hastalıklarının başında kavimcilik vardır. Cahiliye hastalıklarının başında cinsiyetçilik vardır. Mezhepçilik vardır. Meşrepçilik vardır. Her türlü aidiyeti İslam'a olan, Muhammed Mustafa'ya ümmet olmaya olan o aidiyetin üstüne çıkaran alt kimlikler üst kimliklere dönüşür, ölümcül kimlikler oluşur. O ölümcül kimlikler bizi asıl ümmet kılan, asıl bu ümmeti aziz kılan o bütün değerleri kemirir, yok eder ve böylece o cahiliye hastalıkları hep birlikte ortaya çıkar. Aziz kardeşlerim, işte bu aynı zamanda din konusunda bir musibetle bizi karşı karşıya bırakır. Allah Resulü'nün yaptığı duaları sizler
hem okuyorsunuz hem de cemaatlerinize öğretiyorsunuz. Her bir duada muhteşem bir hikmet vardır. En sık yaptığı duaların içerisine gizlediği muhteşem bir ifadesi şöyledir Allah Resulü'nün: Allahümme la tec'al musibetena fi dinina. Allah'ım, bizim musibetimizi dinimiz kılma. Dinimizi musibetimiz kılma. Bizi din konusunda, dinimiz konusunda, dinimizin güvenliği konusunda musibetlerle karşı karşıya bırakma. Ve la tec'al ekbara ve la tec'alid dunya ekbara hemmina ve meblağa ilmina. Ne muhteşem ifadeler. Allahümme la tec'alid dunya ekbara hemmina. Ama başındakiyle beraber düşünün. Allahümme la tec'al musibetena fi dinina. Allah'ım, bizi, dinimizi bizim için musibete dönüştürme Allah'ım. Bizi dinimizle, dinimizi bizimle imtihan etme Allah'ım. Arkasından ve la tec'alid dunya ekbara hemmina. Yeryüzünde dünyayı en büyük gayemiz kılma Allah'ım. Dünya bizim en büyük gayemiz olmasın. Ve meblağa ilmina. İlmimizin, bilgimizin vardığı nokta dünyada bitmesin. Tercümede zorlanıyorum. Bizim bilgimiz, ilmimiz dünya ile sınırlı kalmasın. Bize öyle bir ilim lütfet ki Allah'ım, dünyamızı da aydınlatsın, ahiretimizi de aydınlatsın. Ve la tusallit aleyna men la yerhamuna. Allah'ım, bize merhamet etmeyecekleri, etmeyenleri bize musallat etme Allah'ım diye dua ediyoruz. İşte o duadaki bir cümleye dikkatinizi çekiyorum. Din gönüllüsü kardeşlerim. O cümle muhteşem. Allahümme la tec'al musibetena fi dinina. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem min insanlık kıyamet sabahına kadar bize bıraktığı muhteşem bir mirası var. Biz o mirasa hadis diyoruz, sünnet diyoruz. O mirasın içerisinde din konusundaki musibetin ne olduğuna dair rivayetleri, hadisleri topladığınız zaman mira diye bir kavramla karşılaşırsınız. El mira'u fiddin. Ne demek din? Dini bir çekişme malzemesine dönüştürmek. Din çekiştirmesi. Din kavgası, din üzerinden kavgalar üretmek. Bu hadisi sizlerle aynen okumak istiyorum aziz kardeşlerim. El mira'u fiddin, ne diyor Allah Resulü? An Ebi Umame el-Bahili kâle kharaca aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve nahnu netemara. Biz mira içindeydik. Mira, didişme, çekişme, kuru kavga, ihtilaf, hilaf, niza, şikak. Biraz sonra üzerinde duracağım. Ve kalu zerul mira ve kale zerul mira'a. Zerul mira'a fiddin. Dinde mirayı terk edin. Hani o İslam dünyasında hangi ülkenin televizyonunu açarsanız bir grup hoca bir yerlere öbeklenmiş, her biri din üzerinden bir çekişme, bir çekiştirme, bir kavga içerisine giriyor ya. İşte el mira'u fiddin dediği bu. El mira'u fiddin. Zerul mira'a li qilleti khayrihi. Dinde mira'ı terk edin. Çünkü hayrı azdır. Hayrı olmaz bunun. Zerul mira'a fe innel mira'a la tu'menu fitnetuhu. Dinde çekişmeyi bırakın. Çünkü dinde çekişme fitne getirir. Fitneden emin olamazsınız. Ve zerul mira'a fe innel mira'a yurithu şekke.
Dinde çekişmeleri bırakın, kavgaları bırakın. Çünkü o kalplere şüphe yerleştirir. Ve yuhbitul amele. Çünkü amelleri yakar, kül eder, yok eder. Zerul mira'e fe innel mu'mine la yumari. Dinde mira'ı bırakın, dinde çekişmeyi bırakın. Din üzerinden kavga etmeyi bırakın. Çünkü mümin dinini çekiştirmez. Zerul mira'e fe innel mumariye kad temmet hasaratuhu. Mira'ı terk ediniz. Çünkü mira sizi husrana götürür. Apaçık bir zarara götürür. Zerul mira'e fe kefâke ifmen enneke la tezâlu mumariyen. Din çekiştiğiniz müddetçe günahkar olmaya devam edersiniz. Öyleyse dini çekiştirmeyi bırakınız. Zerul mira'e fe innel mumariye la eşfe'u lehu yevmel kıyame. Din çekiştirenlere ben kıyamette şefaat etmem. Bu mira sahipleri oturur şefaati de tartışırlar. Zerul mira'e fe ene zaimun bi thalathati abyatin fil cenneti ribadiha ve vasatiha ve alaha ve alaha. Cennetin en yüksek yeri limen terakel mira'e ve huve sadikun. Haklı olduğu halde ben dinimi çekiştirmem kardeşim diye ondan vazgeçendir. Ve izâ khâtabahumul cahilûne kâlû selâmâ. Ve izâ marru billagvi marru kirâmâ. Rahmetli babam benim ilk hocam. Hiç unutmuyorum. Bana dedi ki evlat, cennetin en büyük nimeti nedir biliyor musunuz dedi. İmtihan etti beni. Cennette en büyük nimet ne? Efendim, cennatu adn, cennatul firdevs, enharun min aselin. Aklıma gelen ne kadar cennet tasvirleri varsa ifade ettim. Yok dedi hepsine. Peki nedir baba dedim. Cennette en büyük nimet. Cennette en büyük nimet. La yesma'un fiha lagwan ve la kizzaba dedi. Orada siz anlamsız bir şey ve yalan bir söz işitmeyeceksiniz. Dinin dünyadaki gayesi de budur. Dünyayı cennete çevireceksiniz, çevirecekseniz lağv olmayacak, kizb olmayacak. Hele hele din konusunda dini bir çekiştirme aracına hiç kimse dönüştürmemeli. Bu şekilde devam ediyor aziz kardeşlerim. Mira, dinde mira. Neden bunu söylüyorum? Çünkü küresel kötülük coğrafyayı kuşattı. Coğrafyayı kuşatan kötülük bilinç altında sakladığımız cahiliye hastalıklarını ortaya çıkardı. Cahiliye hastalıkları için cahiliye hastalıklarını ilimle, hikmetle, marifetle bertaraf etmemiz gerekirken dini bir çekişme, bir didişme konusuna dönüştürerek, bir ihtilaf, bir hilaf konusuna dönüştürerek şek ve şüphe inşa etmeye başladı. Aziz kardeşlerim, din gönüllüsü bu büyük bir temennimiz aynı zamanda. Başta şahsım olmak üzere her birimiz için en büyük temennimiz din gönüllüsü olmak, gönül eri olmak. Ama sadece din gönüllüsü değil, mihrabın alimi olmak, mihrabın abidi olmak, minberin alimi olmak, kürsünün nasihi olmak, kitabın muallimi ve mübelliği olmak, sünnetin müderrisi olmak gibi büyük vasıflara sahip olan bir heyete konuşuyorum. İstanbul'un aziz ruhunu, İstanbul'un imanını, İslam'ını, İstanbul'un ahlakını ayakta tutmak için hayatlarını seferber etmiş
din gönüllülerine hitap ediyorum. Bu çekişmeler ve didişmeler içerisine asla girmeyiniz. Bu çekişmelerde ve didişmelerde asla taraf olmayınız. Baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine bina etmeyiniz. Her birinizin kalbinde birilerine, bir yerlere muhabbet olabilir. Ama o muhabbeti sadece Allah'ın ve Resulünün muhabbetini anlatmakla mükellef olduğumuz camiye, mihraba, minbere sakın taşımayınız. Allah'a olan imanın, Allah'a olan muhabbetin üstünde başka muhabbet olmaz. Hilaf ve ihtilaf. Dergimizin son sayısında arkadaşlar geldiler, benimle bir röportaj yaptılar. Sordular, dediler ki İslam dünyasındaki din konusundaki ihtilaflara ne diyorsunuz? Türkiye'de her gün televizyonlarda, radyolarda, sosyal medyalarda her bir hoca bir başka hocanın aleyhine konuşup duruyor. Bu konularda ne diyorsunuz? Bu ihtilaf konusunda ne diyorsunuz? Cevaben dedim ki ihtilaf yok, hilaf var. Çünkü ihtilaf rahmettir. İhtilaf zahmettir. İhtilaf rahmettir. Çünkü ihtilaf fikirler arasında olur. Hilaf şahıslar arasında olur. Müsademe-i efkardan barikayı hakikat doğar. Fakat müsademe-i eşhastan fitne fucur doğar. İhtilaf delile ve beyineye dayanarak yapılır. Ama hilaf kuru iddialara dayanarak yapılır. Bütün bunlar oluyor, vatandaş da bize soru soruyor. Diyanet niye bunlara cevap vermiyor diye. Cevabı vereyim mi? Diyanet bu muhteşem toplulukla birlikte din çekişmelerine asla girmez. Kuru iddialar üzerinden dini tartışan insanların tartışmalarına tenezzül etmez. Oraya girmez. Ama ona sırtını da dönmez, ilim ve hikmetle bunun nasıl üstesinden geleceği üzerinde düşünür. Hep birlikte. Bütün bunların dışına biz nasıl çıkarırız vatandaşlarımızı? Bu kuru iddialar üzerinden dini tartışmak, egoları, şahısların egolarını minbere taşımak, din tartışmalarında nefis kavgalarına girmek. Bu tam da Allah Resulü'nün Ebu Umame el-Bahili'nin rivayet ettiği o muhteşem hadiste dinde miradır, terk edin diyor Allah Resulü. Biz onu yapamayız. Bizim tarihimizde muhteşem bir ihtilaf tarihi vardır. Ve bu ihtilaf için biz 3 tane ilim ortaya çıkarmışız. Birisi ilmi hilaf, fıkıhta. Birisi ilmi cedel, mantıkta. Birisi de ilmi münazara mantıkta, ilmi cedel kelamda. Bunlar ahlak ilimleridir, ahlak. İhtilafın bir ahlakı vardır. İhtilafın bir adabı vardır. Bu adab ve ahlak terk edildiği zaman, o zaman sadece kuru bir din tartışması, kuru bir din çekişmesine dönüşür. Ve bu da beraberinde o bilinçaltlarından ortaya çıkan hastalıkların daha da neşvi nema bulmasına yol açıyor. Bu doğru değildir. Dini mübini İslam'a hizmet eden bütün cemiyetlere, bütün tabii ki İslam'a sadakat içerisinde, ilim ve hikmet yolunda
dini mübini İslam'a hizmet eden her cemiyete, her cemaate, her topluluğa saygı duyarız. Ama deriz ki biz onlara, cemiyete adam yetiştirin, cemiyetten kendinize adam devşirmeyin. Topluma insan yetiştirin, davetinizi götürün, taraftar toplamayın. ...15 Temmuz... bu ülkenin yaşadığı sıradan bir musibet değildir. 15 Temmuz bu ülkenin tarihinde yaşadığı sıradan bir darbe teşebbüsü değildir. 15 Temmuz bu toprakları, bu toprakların üzerinde tarih boyunca var olmuş bu milleti yeryüzünün bütün mazlumlarına umut olmaktan çıkarma teşebbüsüdür. Onun için Bünyamin Hoca'nın okuduğu ayet-i kerime adeta o gece Kur'an'ı açtığımızda, nitekim bir kardeşimiz telefonla bana okudu, okuduğunda Kur'an ayet o gece nazil olmuş gibi hissettim. Ne dedi? Ya eyyühellezine amenüzkuru ni'metallah. Ey iman edenler, Allah'ın nimetini hatırlayın. İz hemme kavmun en yapsutu ileykum. Bir topluluk elini size uzatmaya çalıştı. Fekeffe eydiyehum ankum. Allah da onların elini sizin üzerinizden aldı ve giderdi, yok etti. Öyleyse vettakullah ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Aziz kardeşlerim, şahıs merkezli okumalar, bütün aleme, bütün alemlere hitap eden bir dinin mensubu, dinini asla bir şahsın dünyasına hapsedemez. Bütün alemlere rahmet olarak gönderilen bir dinin mensubu, bütün dünyasını sadece bir şahsın dünyasına mahkum edemez. O şahıslara muhabbet duyar, Allah rızası için sever, muallim olarak görür, mürşit olarak görür, saygısını ifade eder. Ancak bir adım daha öteye giderek bütün dünyasını, bütün inancını, bütün ahiretini bir şahsın üzerine bina edemez. Arkasından dinde mira, dinde hilaf içerisine giremez. Hilaf bizi nizaa götürür. Niza, Allah Teala ve la tenaza'u buyuruyor. Fetefşele ve tezhebe rihukum. Mağlup olursunuz. Feşel. Mahkum olursunuz. Havanız biter. Rüzgarınız yok olur. Kokunuz yok olur. Müminin kokusu bile yok olur. Bazı müfessirler riha koku manası verirler o ayette. Niza bizi şikaka götürür. Şikak, hani Allah Resulü'nün yine en çok dualarında ifade ettiği "Eûzu billahi minen nifâki ve şikâki ve su'il manzari vel ahlâki." Şikak, ümmeti iki şakka ayırıp bir tarafında yer alıp öbür tarafa buğz etmek, öbür tarafa kin gütmek. Şikak bizi kıtale götürür, coğrafyada yaşadığımız acılarda şahit olduğumuz gibi. Mira hilafa götürdü, hilaf nizaa götürdü, niza şikaka götürdü, şikak tekfire götürdü, tadlile götürdü, tebdiya götürdü, tefsika götürdü ve sonra kitale götürdü. Bütün bunların farkında olarak hizmetlerimizi yürütmeliyiz. Şimdi bu bütün dünya ile ilgili küresel olarak paylaştığım bu hususlardan sonra asıl bize geliyoruz. Bizim kendi
kendi meselemize sözü getirmek istiyorum. Öyleyse böyle bir dünyada bize düşen nedir aziz kardeşlerim? Öncelikle bütün bunları değerlendirirken, küresel ölçekte meydana gelen bütün bu hadiseleri değerlendirirken basın mensuplarımızdan istirham ediyorum. Merhabaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci. Bunlar aslında aile iklimini besleyen kanallar. Ya olursa ya olursa diye hayat kalitesi çok düşüyor. Biz kutunun rengini ve gülün rengini belirliyoruz. Ve yardım çığlığı aslında, ben öyle görüyorum her şeyi. İyi bir çocuk yetiştirmek sizin elinizde. Önce siz kendinizi yetiştireceksiniz. Genelde ilkokul birinci sınıfta öğretmenler tarafından fark ediliyor. Hani etleri, tatları fümeliyorlar ya, biz de burada kahveyi fümeleyeceğiz bugün. Aa süper. Siz ikram edeceksiniz. Değil mi? Tabii. Düşmanın nerede duruyor ona bak. Yani rengarenk yaratılmasının bir sebebi var. Yaşam başarısı mı, okul başarısı mı? Pamuk kullanılabilir, kozalak her tarafta bulunabilir. Eşiyle olan sorunu, çocuğuyla olan bir sıkıntısı işe yansıyor. Analitik düşünmek ne demektir? Alternatif olarak ne yapılabilir? Kahvaltı tabağıma yumurtadan başlayacağım. Çok agresif olabiliyor. Ve efendim kaldığımız yerden hız kesmeden devam ediyoruz. Sayın Mehmet Görmez'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz diyelim. Ve ardından vaktimizin yettiğince kalanının da bu tatlıya girelim istiyoruz. Merve'cim söz sende olsun, muz tatlısı demiştin. Hem özelliği hem malzemeleri hem de yapılışı sende. Çok kolay bir tatlı, muz tatlısı. Hızlıca yapabiliriz. Böyle kendimizi çok aç hissettik. Bir ara öğündeyiz. Aslında yemeği yediniz ama doymadınız. Doymamış hissediyorsunuz kendinizi. Yemekten yaklaşık 1,5 saat sonra gibi yapabilirsiniz bu tatlıyı. Çok kolay yapması da sizi tok hissettirecek, tok kalmanızı sağlayacak. Muz bilinenin aksine sizi tok tutar. Hani birçok diyetisyen vermeyebilir. Evet, glisemik indeksi biraz yüksektir fakat kaliteli bir besindir, potasyum değeri yüksektir. Muzdan öyle çok da uzak kalmamız gerekmiyor. Bunun yanında çocuklarımıza da bu tatlıyı akşam otururken hani illaki de anne bize bir tatlı yap diyorlarsa, aa size bugün muz tatlısı yapacağım ben deyip biraz onları o tatlı isteklerini götürebilirsiniz. Çocukların büyümesinde de oldukça faydalıdır. Şimdi bu şekilde muzlarımızı koyduk. Şu şekilde tam muzlarımız birazcık yamuk olduğu için şöyle keseyim. Tekrar ortadan ikiye ayırıyorum bunları ben. Şu şekilde ayırdım. Tam da muzun zamanı, yerli muzun zamanı zaten. Rahatlıkla tüketebilirsiniz. Günlük tüketeceğiniz porsiyon miktarını hemen gösteriyorum. Şudur. Şundan fazlasını tüketmeyin lütfen. Muzumuzu kestik. Bir ara öğünde tüketiyorsunuz. Bunun yanında ne tüketebilirsiniz? Yeşil çayınızı tüketebilirsiniz. Rooibos çayı var. Kafeinsizdir. Kafein ya da uykusuzluk, uyku uyuyamıyorsanız, öyle bir probleminiz varsa rooibos çayını deneyebilirsiniz. Normal çay tüketebilirsiniz. Çayla da güzel gidiyor. Hani demeyin meyveler çayla güzel olmaz. Hayır hayır, gayet güzel oluyor. Şimdi hemen başlıyoruz. Türk kahvesi koyacağız biraz üzerine. Biraz şuna fazla kaçtı ama kahveyi çok sevenler için güzel. Gerçekten lezzetli oluyor. Bakın deneyin. Hatta bunu güzel şık sunumlarda ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Yuvarlak yuvarlak kesersiniz. Ben öyle de yaptım. Şişe geçirirsiniz. Sonra araya başka bir meyve şişe geçirirsiniz. Böyle şişe şişlere takarsınız böyle yan yana şişlerde. Üzerine de bunları şöyle serpersiniz. İsterseniz böyle biraz erimiş çikolata da serpersiniz ve sunum olarak misafirleriniz geldiğinde kullanabilirsiniz. Oldukça güzel oluyor. Öyle de deneyebilirsiniz. Biz burada biraz daha pratiğini yapıyoruz kolay olması açısından. Ama şişli olan da efsane oluyor. Yani görüntü çok iyi oluyor. Özellikle Nisan itibariyle çilek çıkacak. Çilekleri de böyle yan yana takarsınız. Muzları da takarsınız. Üzerine Hindistan cevizi serptik. Ve kakao serpeceğiz şimdi. Kakaomuz da çok güzel olacak.
Muzla, muzu sütle beraber tüketebilirsiniz özellikle. Spordan 45 dakika sonra ya da öncesinde tüketirseniz oldukça enerji verir ama miktarı abartmayın. Bu miktar yaklaşık 3 kişi için. Öyle düşünün, lütfen abartmayalım. Tarçın ekliyoruz. Toz tarçın. Bu da bizim şeker ihtiyacımızı buradan birazcık karşılıyor. Ya bunun içindeki herhangi bir besini sevmiyorsanız onu kullanmayın lütfen. Hani zorunlu değil ama bu şekilde bu karışım çok güzel oluyor. Ve eklememiz gereken son balımız kaldı. Ya bal şifa kaynağıdır. Kesinlikle zehir değildir. Buradan bala zehir diyenlere cevap vermiş olalım. Bal kesinlikle zehir değildir. Bal arılarının yaptığı çok kaliteli bir besindir. Balı tüketmek lazım. Sadece hiçbir besin aşırı tüketilmemesi gerektiği gibi balın da aşırı tüketilmemesi gerekiyor aynı şekilde. Balı da gezdirdim görüyorsunuz. Şu an efsane bir şey oldu. Yememek için zor duruyorum. Yiyeceğim hepsini. Birazdan yiyeceğim. Çok beğendim gerçekten. Şimdi oldu. Şimdi size şöyle bir yaklaştırıp göstereyim. Afiyet olsun. Bunu ara öğünde tüketebilirsiniz. Çok harika, lezzetli. Harika bir tatlı. Ara öğünde tüketmeden, yayın sonrasında tüketeceğimizden hiç şüphen olmasın Merveciğim. Tam da böyle sanki şöyle göz kararışıyla bir baktığım arkadaşlara bize yetecek kadar. Evet, herkes bir parça alırsa. Herkes bir parça alacak. Özellikle herkes bir parça alacak diyorum. Keseriz. Daha da küçültürüz bazen. Küçültürüz. Ellerine sağlık diyorum. Ve ardından tabii ki söylediğimiz üzere ne vardı? BB krem demiştik. Hemen onu geçelim. Gülşen Hanım bize anlatmaya devam edecek. Ve diyorum ki Gülşen Hanım, evde nasıl güneş koruma faktörü olan bir krem yapılabilir? Üstelik renklendirmesini de tıpkı fondöten rengiyle tutturduğumuzu gördüm ben. Evet, başlayalım mı? Onu da yapalım evet. Hemen. Evde daha önce iş yerinde hazırladığım bir krem bu. Ben bunda yine Hindistan cevizi yağından faydalandım. Bunu benmal usulü erittik. Karışımı kolay olsun diye. Eczaneden bulabileceğimiz bir çinko oksit kremle bu pişikler için kullanılan yara merhemidir, yara kremidir. Çinko oksit hem sivilce tedavisinde pişikte ultraviyole ışınların engelleyebilen iyi bir bariyer olduğu için ya titanyum dioksitten faydalanılır güneş koruma faktörü elde etmek için ya çinko oksitten faydalanılır. Çinko oksite çok kolay ulaşabilirsiniz. Hücre yenileme özelliği çok iyidir. Sadece dikkat edilmesi gereken metal alerjisi olan insanlar çinko oksit ve diğer güneş kremlerinin hiçbirini kullanamazlar. Bunun için SPF'si yüksek olan yağlardan faydalanabilirler. Burada kullandığımız Hindistan cevizinin SPF'si 8, zeytinyağınınki de 8. En iyi SPF'si en yüksek olan yağ ise havuç tohumu yağı. Onun SPF'si 25'e kadar çıkıyor ama iyi bir bronzlaştırıcı. Renginizin koyulaşmasını göze alabiliyorsanız SPF faktörü çok iyidir. Yine bir kaşık kadar şey koyuyorum, çinko oksit krem koyuyorum. Ve ikisini iyice özleştiriyorum. İkisinin karışımını sağladıktan sonra içerisine mineral bir fondöten koyacağım. Kendi renginizden bir ton koyu olmasına dikkat edin. Ve azlığı çokluğu yine oluşturmak istediğiniz renge bağlı olarak değişecektir. Bunu dediğim gibi koyacağınız miktar oluşturmak istediğiniz renge bağlı olacak. Bu şekilde. Eğer yaptığımız kremin kalitesini artırmak istersek bir tane E vitamini ampul kurabiliriz. Çünkü E vitamini cildi hem ultraviyole ışınlara karşı koruyacaktır hem de cilt yenilenmesini gün boyunca yüzümüzde kalacağı için devam ettirecektir. Bu şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kremimiz donduktan sonra bu şekli alacak. Şu an sıvı, sıcaklığını muhafaza ediyor. Şöyle elimin üzerine bir miktar alıp size göstermek istiyorum. Şu şekilde. Yine siz kendi ten renginizi yakalamak isterseniz bunu ayarlayabilirsiniz. Mat bir görünüm elde etmek isterseniz de içine bir miktar toz pudra
ekleyebilirsiniz bu şekilde. Harika. Parlamasını alacak da değil mi? O da önemli çünkü. Mat bir görünüm istiyor. Hani herkes bu kadar parlak bir şey olma. Cilt emdikten sonra bu hani emmesi birkaç dakikayı buluyor. Emdikten sonra cilt güzel bir hale alıyor. Hem nemli, gün boyunca nemli tutmaya yarıyor. Çünkü içerisinde Hindistan cevizi var. Hem de çok güzel bir güneş koruyucu. Çinko oksit bir sürü yara iyileştirme olsun, güneş yanıklarında olsun, sivilce tedavisinde olsun. Çok iyi kullanılan iyi bir içeriktir çinko oksit. Bu krem de yine cildimizi beslemeye devam edecek. Evet. Bu şekilde. Bir de siz sürdüğünüzde hani böyle o fondöten kıvamı var ya rengi. Hı hı. Sanki biraz daha böyle ciltlerde eğer leke varsa, sıkıntı varsa onu da hem de kapatmış olacak doğal yollarla. Çünkü biz o kapatma için kozmetik ürünlerinin ne kadar da zarar verdiğini de biliyoruz. Nasıl hava almadığını, cildin nasıl nefes almadığı için sıkıntı yaşadığını da biliyoruz. Çok güzel sorular var. Aslında biz burada yapacaklarımızı yaptık. Ve ilerleyen haftalarda yapacağımız belki zamanımızdan dolayı yetişmeyecek olanlar var. Yine sivilce maskesini ve kırışıklıklarını ilerleyen haftalarda yapacağız inşallah diyeceğim. Evet. Sorular var Merveciğim. Sana da aslında buraya gelsen çok iyi olacak. Niye diyorum biliyor musun? Zaten kremi merak ettim. Programı burada kapatalım. Hem sen bu donmuş halini de merak edersin. Elimize deneyimleyelim. Tabii ki deneyebilirsin. Al. Klasik aslında bütün herkesin şeyi tutuyor mu acaba? Yani işte mesela Merve'ye biraz açık tuttu. Bu ton ayarlaması içine koyacağımız renklendirici. Baktık olmuyor biraz daha aynen. Nasıl donduracağız bunu? Bekleyince zaten donacak. Kendisi donacak. Bunu hiçbir şekilde... Oda ısısında. Evet, oda ısısında. Evet. Şimdi ısıttığımız için birazcık koyu. Zaten Hindistan cevizi yağda... Güzel oldu ama. Çok güzel oldu. Bence çok da güzel kokuyor. Gayet doğal. Şimdi son 10 dakikada gelen sorulara birkaç kulak verelim istiyorum ki yerinde bulmuş olsun programımız inşallah. Elif Hanım mesela bir soru sormuş. Hemen Merve yanındayken soracağım. Demiş ki merhaba ben 27 yaşındayım. 7 aylık bebeğim var, emziriyorum demiş. Allah bağışlasın diyelim. Hamileyken 14 kilo aldım. 9 kilo kendi elinden gitti. 5 kilom kaldı. Veremiyorum. Takılıp kaldım. Ne yapmam lazım diyor Merveciğim. Şu an 60 kiloyum, 1.63 boyum var demiş. Ne söylersin Elif Hanım'a? Direnç kilosunda muhtemelen. Evet. Bu yüzden yaptığı diyet şeklini değiştirsin. Yani sabahları sürekli yumurta yiyorsa bunu akşam alsın. Sabah kahvaltılarını farklılaştırsın. Lütfen tarzınızı değiştirin. Yani sürekli aynı şekilde ilerlemeyin. Bir de sporunuzu biraz arttırmaya çalışın. Direnç kiloları çok normaldir, olabilir. İnsan hayatın her döneminde olacaktır. Yani örneğin 55 kiloya gelseniz de bu sefer 55'te takılacaksınız ve sabırlı olmak zorundasınız. Sabırla devam edin. Yanlış bir şey yaptığınızdan kaynaklanmıyor olabilir ama lütfen bu süreçte bir de endokrin uzmanına danışıp kan tahlillerinize bir baktırırsanız sevinirim. Çünkü özellikle hamilelik döneminde ve emzirmenin ilk 6 ayında ciddi şekilde mineral vitamin kayıpları olabiliyor vücuttan ve bu hani eksik olan mineraller ve vitaminler de bizim kilo veremememize neden olabiliyor. O yüzden hamilelik ve emzirme döneminde lütfen bir danışırsak çok iyi olur. Evet. Gülşen Hanım'a da bir soru var. Meltem yazmış Instagram'dan. Demiş ki şöyle bir şey. 13 yaşında kızım var. Tabii kız çocuğu olduğu için ergenlikte falan daha regli olmadı. Hı hı. Ama yüzü sivilcelendi. Lütfen bu konuda bana yardımcı olur musunuz? Her dermokozmetik gördüğünde anne bunu alalım diyor. 13 yaşında sivilceli bir yüz. Daha önünde ergenlik var. Hormonlar harekete geçiyor. Ne yapacak? Bir çok güzel temizlemeye dikkat edecek. Bunun için de hani bugün hazırlamayı da düşünüyordum. Kendileri de yapabilirler. Yarım limonu bir bardak suyun içerisinde elma sirkesiyle birlikte karıştırıp bir temizleme jeliyle sabah akşam temizleyecek. Ama bunun yanında bu toniği de sabah akşam muhakkak kullanacak ki cildin pH'sını yağ nem dengesine oturtacak. Bununla birlikte muhakkak güneş korumalı bir, bu bizim yaptığımız şeyden kullanabilir. Çünkü içerisindeki çinko oksit hem sivilcelerini kurutacaktır. Hem de güneş koruma faktörü de var. Sivilceleriyle uğraşırsa çok büyük şeyler de oluşur. Evet. Lekeler de oluşur. Bunun için temizlik birinci adım.
İkinci adım nemlendirme, üçüncü adım da koruma. Temizliğini güzel yaparsa, saçını çok dağıtmadan, yüzüne yaklaştırmadan toplu tutarsa, çünkü cilt yağlanmasında önüne gelen şeyler de olur. Bir şey de önemli değil mi? Yastık kılıfı ve havlu. Bakın bunu kimse önemsiyoruz evet ama yani çok yağlı bir cildi varsa, çok sorunluysa bence her gün yastık kılıfı değişmeli ya da hani üzerine havlu örtülmeli. Günlük kullandığı havlu daha keza. Bakteri oluşumu, evet. Dışarıdan gelecek mikrop oluşumunu indirgemesi gerekiyor. O da sürekli temizlikle alakalı. Ergenlik zor. Sivilceli bir ergenlik daha zor çocuk için. Çok zor çünkü ciltlerine çok önem veriyorlar. Bunları kapatmak yönüne geçmesinler. Asla buna izin vermeyin. Cildin nefes almaya ihtiyacı vardır. En fazla yapabilecekleri şey bu BB kremle kırmızı görünümü azaltabilirler. Bunu yapabilirler ama asla aşırı fondöten ve pudrayla kapatıp nefes almasını engellememeleri gerekiyor. Evet. Dediğim gibi en büyük yapabileceğiniz iyilik temizlik. Temizlik çok güzel bir adım. Bundan sonrası zaten düzelecektir. İnşallah diyelim. Çok güzel sorular geliyor. Bir soru daha var. Vakit yettiğince. Şurada çok güzel bir soru gördüm. Hemen dönüyorum. Karaciğer yağlanması için, yağlanması olan izleyicilerimiz varsa onlara detoks suyu ne öneriyorsun Merveciğim? Zencefilli detoks suyunu rahatlıkla kullanabiliriz. Hemen küçük nasıl yapıldığını. Hemen hatırlatalım. Gece yatmadan önce 2 dilim taze zencefil, 3-4 yaprak taze nane, 1 avuç maydanoz, 1 tane kabuk tarçın. Bu kabuk tarçını olan tarif. Bir tane limon. Bunların hepsini kesiyorsunuz, kırıyorsunuz. 1,5 litre suya koyuyorsunuz. Buzdolabına atıyorsunuz. Sabah aldığınız buzdolabından süzdünüz. Gün boyu 1,5 litre bunu içiyorsunuz. 1 litre normal suyu içiyorsunuz. Fakat her gün yeni malzemelerle yapıyorsunuz taze. Bu suyu taze malzemeler ve içindeki malzemeyi de çöpe atıyorsunuz. Evet süper, bununla da cevap gitti. Nurcan Şahin Gündüz'ün bir sorusu var, her an gözüme ilişti. Demiş ki cildimin T bölgesi yağlı, diğer bölgeler çok kuru, nasıl ürün tercih etmeliyim? Benim cilt karma tipim de öyle. Karma cilt tipi. Karma cilt tipi. Evet yağ bazlı bir nemlendirici değil, su bazlı bir nemlendirici. Ama nemlendirici muhakkak hayatlarında olmalı ama su bazlı bir nemlendirici olmalı. Temizleyici olur. Kendi ne çok soft bir temizleyici ne de çok böyle agresif bir temizleyici değil. Daha cilt tipiniz karma cilt tipleri için özel üretilmiş yağ nem dengesini sağlayacak temizleyiciler var. Bu temizleyiciyi tercih etmeliyiz. Bazı maskeleri sadece T bölgemize uygulayabiliriz. Hani kılcal damarların kuruluktan sebep yukarıya çıkma gibi bir tehlikesi vardır. Eğer T bölgesi için yapacağınız, yağlanma için yapacağınız bir maskeyi yüzünüze de sürerseniz bu sefer kılcal damarları daha çok yukarıya çekersiniz. T bölgeyi kuruturken kılcal damarlı daha pullanmış bir yanağa sahip olursunuz. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Çok güzel sorular geliyor. Siz cevaplar verdikçe şöyle bakıyorum. İnşallah bunları haftaya da sormaya gayret edeceğiz. Siz her gün ve her hafta bizi izlerseniz diyelim. Merveciğim, Nilüfer Turgut demiş ki hamileliğin kaçıncı ayına kadar diyete devam edilebilir? İlk güzel bir soru. Belki hamilelikte 9 ay boyunca diyet yapılabilir. Aynen. Böyle bir problem yok ama muhtemelen kastettiği şey kaçıncı ayına kadar kilo verebilirim. Muhtemelen. Çünkü alacak da evet. Aynı zamanda. Aynen, ilk 3 ayda biz 10 kiloya kadar kilo verebiliyoruz. Bir sakınca yok. Zaten ilk 3 ayda genelde çok ciddi kusma ve bulantılar oluyor. Ve 10 kilo kadar kilo kayıpları normal oluyor. Hani hiç diyet yapmasa bile. Bu yüzden ilk 3 ay dikkatli beslenerek, kesinlikle tek yönlü beslenerek değil, normal şekilde beslenerek kilo verebilir bir uzman yardımı eşliğinde. Ya da işte porsiyonlarını küçülterek, kaliteli gıdaları alarak 3. ay bittikten itibaren artık kilosunu sabitlemeye başlayabilir. Hı hı, güzel. Gülşen Hanım, bir izleyicimiz ise diyor ki Heva Bedri kullanıcı adıyla, çiller için bir formül var mı? Ne olursunuz yardım edin. Çiller vücudumuzun savunma mekanizmasıdır. Bunlarla barışık olmayı her zaman için bilmemiz gerekiyor. Çünkü bizim güneşten, çilli insanlar genelde daha beyaz renkli insanlardır. Evet. Güneşten korunabilmek için beynin gönderdiği sinyallerle bizim renk pigmentlerimiz yüzün üst tarafını renklendirmek için yola çıkıyor ama cildin bütününü homojenize bir şekilde renklendiremiyor. Püskürtme şeklinde çillerimiz meydana geliyor. Çiller genelde kışın güneşin daha az olduğu zamanlarda azalıyor, yazın ortaya çıkıyor. Bu da beynin bu mekanizmasını çalıştırmasıyla alakalı bir şey. Bunun için daha dikkat etmemiz gereken şey
bir çok güzel güneş koruma yapacağız. Güneş korumamızı 4 saatte bir yenileyeceğiz. Ultraviyole A ışını sadece SPF'lerle mümkün olmuyor. Güneşe çıkarken özellikle deniz kenarına gittiğimizde daha geniş şapkalarla güneşin gelme açısını azalttırmamız gerekiyor. Evet. Bunun için de SPF faktörüne güzel bir güneş kremiyle sağlayabilirsiniz. Eğer çok rahatsızsanız cilt soyma işlemleriyle çillerin görünümü azalır ama göreceğiniz ilk güneşte tekrar ortaya çıkmaya mahkumdur. Evet. Bunu korumanız önemli. Biraz nasıl acaba hani tolere edebilirim, nasıl görsel olarak idare edebilirim öğrenmek çok önemli. Evet. Güzel bir soruyu ekleyeceğim çünkü güneş kreminden bahsettiğiniz için. Metal alerjisi olanlar güneş kremi kullanmamalı mı hiç diyor. Kullanmamalı mı hiç değil. Mesela benim bir arkadaşım çelik iğne ile bile başörtüsünü bağlayamıyor. Çünkü burası çok kötü iz yapıyor veya imitasyon hiçbir şey kullanamıyor. Çok yara kötü oluyor. Yara oluyor. Bunlar metal alerjisi olan insanlardır. Güneş kremleri de satılan SPF'si yüksek güneş kremlerinin içerisinde de ya çinko oksit vardır ya titanyum dioksit vardır. Çinko da titanyum da birer metaldir ve ciltte alerji yapma ihtimali yüksektir. Eğer böyle bir alerji oluşuyorsa yani kızarıklık, kaşınma gibi bir alerji oluşuyorsa güneş kremi kullanamazlar. Bunun yerine dediğim gibi doğal güneş koruyucu yağları, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı yani cildin nemini eksik etmeyecek bir şeyler muhakkak kullanmaları gerekiyor. Ağır metal içerikli bir SPF yerine bu şekilde yağlardan yararlanabilirler. Bunun yerine ahududu yağında bile okumuştum, dün akşam okudum biraz araştırdım nelerde var, hangi yağlarda var diye. Ahududu yağında bile SPF miktarı 25'in üzerinde. Hmm. Havuç tohumu yağında da yine 25'in üzerinde. Bizim için de 20'yi geçmesi önemli. Ama havuç tohumu yağı biz bronzlaşmada kullanıyoruz havuç tohumu yağını çünkü hızlı bir şekilde güneş ışınlarını çekiyor. Hafif renk tonunu koyulaştırabiliyor. Bunu göze alabiliyorlarsa bu yağlardan yararlanabilirler. Evet. Çok teşekkür ediyorum Gülşen Hanım. Merve'ciğim şöyle seninle yer değiştirirken programı beraber kapatacağız. Belki emziren annelere detoks suyu içebilir mi? Hangilerini öneriyorsun? Lahana çorbası diyeti sorusu evet, çok ama vaktimiz bitti. Öyle mi? Ben şu an kapatmak İçmeyin diyeceğim zaten. Lahana çorbası diyetini yapmayın. Evet. Soru da cevabını buldu. Detoks suyu emziren anneler yazıyor. Emziren hızlı hızlı. Ne sütü azaltır? Ben bunu söyleyeyim kendileri karar versin. Aynen süper. Olur mu? Aynen. Fazla limon sütü azaltır. Evet. Fazla nane, taze nane sütü azaltır. Maydanoz sütü azaltır. Bunlar zencefil sütü azaltır. Bunların olmadığı. Yani benim o zencefil detoks suyunu yapamazlar. Aynen. Bunların bu maddelerin bu besinin olmadığı her detoks suyunu içebilirler diyebiliriz. Elma, tarçın detoks suyunu içebilirler mesela. Bir zararı yok onun. Sıkıntı yok. Çok teşekkür ediyorum. Gülşen Hanımcığım yayından sonra zaten bol bol muhabbet edeceğiz. Emeğinize sağlık, yüreğinize, dilinize sağlık. Merve'ciğim sana da teşekkür ediyorum. Ve efendim bugünlük biz ailen sürenin sonuna geldik. Yarın saatler 10.30'u gösterdiğinde bizler burada olacağız. Evinize konuk olacağız. Lütfen siz de orada olun. Hoşça kalın.